Evet arkadaşlar, şimdi biz şu anda Köyceğiz'deyiz. Köyceğiz Çövenli Yaylası'nın en üst sırtlarındayız. Buraya bir üst kurulmuş vaziyette canla başla yangın söndürme faaliyetleri devam ediyor burada. Ve kontrol altına alınamıyor. Evet, yoğun bir şekilde helikopterler, havadan, karadan uçaklar devam ediyor. Karadan ve Türkiye'nin dört bir yanından gelmiş olan orman bölge müdürlüğü personelleri, itfaiye personelleri her şekilde burada canıyla, dişiyle, başıyla burada çalışmaya devam ediyorlar. Biraz önce burada şöyle bir olay oldu. Bu yaylanın hemen üstündeki dağın da yanan yerin bu tarafa doğru, yani yerleşim yerine doğru ateşlerin büyüyebileceği konusunda bir hareketlilik yaşandı bölgede. Ve ateşlerin bu tarafa geçmemesi için nasıl tedbir alınır, neler yapılabilir konusunda bir istişare yapıldı hemen burada yetkililer arasında. Ve biz şu anda, benim yanımda iki kişi var. Siz de görüyorsunuz, bu arkadaşlarımız biraz önceki o yoğun alevlerin içerisinden çıkıp gelen arkadaşlar. Hemen tanıtalım, ismini söyleyeyim. Can Tekin. Can Tekin. Evet, evet. Altındağ Belediyesi'nde tanker şoförsünüz. Altındağ Belediyesi'nde tanker şoförsünüz. Can Bey, neler yaşadınız orada, anlatır mısınız? Ya İstanbul İtfaiyesi'nin devamlı suyunu çekiyorduk. Ankara Büyükşehir, İstanbul İtfaiyesi. Hani itfaiye araçlarının ormana su atacak hangi araç varsa onlara su çekmeye çalışıyoruz. Su taşıyorsunuz. Evet. Hem de aracımız pratik olduğu için, ufak olduğu için sadece biz girebiliyoruz. O yoğunlukta İstanbul İtfaiyesi'ne verirken altlı üstü yolların yandığını gördük. Bu ara bir duman bastı. Daha görüntüleri de size göndermiş bulunuyor. Evet. O ara bir telaş başladı. Kaçış paniğini yaşadık. Yaşadık. Evet. Yani artık insanlar yollar kaçmaya mı başladı? Evet, evet, evet. İstanbul İtfaiyesi zannederse mahsur kaldı. Aşağı deriye doğru inmeye başladı. Mahsur kaldı. Şu anda çıkmadıklarını düşünüyorum. Evet. Yani çıkıp çıkmadıkları konusunda bir haber geldi mi net? Ankara İtfaiyesi'nin bildirdiğine göre çıkmışlar. Çıkmışlar. Evet. Evet. Allah inşallah can kaybı olmasın her şeyden önce. Kendi yetkililerine de sormuştuk, hatta çok merak ettik. Aşağıdakilerle haberleştiniz diye, haberlerini aldım diye iletip vermiştik. Can Bey, ne yaşadın o anda? Neler düşündün? Ne geçti aklında? Çocuğum geçti. 4 yaşında çocuğum var. Gönül, hani belediye başkanımızın, Sayın Asım Balcı'nın teklifiyle geldi diye. Gönüllü olarak geldi. Gönüllü olarak geldi. Ya bilmiyorum, hani elimin o anda ateşe girdiğimizde tek düşünüyorum çocuğumdur. 4 yaşında bir çocuğum var o aklımda. Beraber miydin? Beraberdik. İsim neydi? Ramazan Kara. Ramazan Bey, ne yaşadınız orada? Benim iki tane oğlum var elimizde. Onlar geldi gözümün önüne. Hani geldik buraya, geri tekrar doldurduk tankerimizi, geri aynı bölgeye gene çıktık. Tekrar çıktık, tekrar gittik, itfaiyeci arkadaşlara yani yardımcı olduk. Aynı korkuyla elimizden geleni yine yaptık. Yani yapacağız da, her zaman da yapacağız. Altında abimiz olarak, biz olarak, yani biz burada tekiz. Yani biriz yani. Bu vatan hepimizin. Burada hepimizin yani. Hani bir asker sadece şu anda bir savaş veriyoruz. Aynen, evet. Beraber. İnşallah bu savaşta kazanacağız. Evet, inşallah. Allah'ın i̇nşallah izniyle bu savaşı biz savaş kazanacağız. İnşallah. Buralar yanarsa benim oğlum yaşayamaz. Sizin torunlarınız yaşayamaz. Evet. Bizim çocuklarımız. Evet. Evet. Çok büyük geçmiş olsun. Çok sağ olun. Allah hepimizden razı olsun. Evet sevgili izleyiciler. Şimdi Çövenli Yaylası'ndan bu kadar. Daha sonra tekrar bağlanacağız.